La şerike leke lebbeyk. Kurban Bayramı'nın gecesi ve burası da Meş'arul Haram'dır. Meş'arul Haram'dan sizlere selamlıyoruz. Biz şimdi temettü haccının üçüncü ameli olan Meş'ar'da vakfe yapmak için Meş'arul Haram'a geldik. Burasının diğer bir adı da Muzdelife'dir. Arafat tarafından hareket ettiğimiz zaman üzerinde Bidayetul Muzdelife yazılan şu tablolara ulaşıyoruz. Bu taraftan Mina'ya doğru hareket ettiğimizde de Nihayetul Muzdelife yazılan tablolarla karşılaşıyoruz. Güneş battıktan sonra bütün hacılar Arafat'tan hareket ederek Meş'arul Haram'a gelip Allah'ın emrine itaat etmek için burada kalırlar. Sabah ezanından güneş doğuncaya kadar Muzdelife veya Meş'arul Haram'da vakfe yapmak niyetiyle burada kalırlar. Ertesi sabah da Kurban Bayramı gününün amellerini yapmak için Mina'ya doğru hareket ederler. Yani Arafat'tan Meş'arul Haram'a giden çeşitli yollar var. Bunların ortalaması 5 kilometredir. Meş'arul Haram'dan Mina'nın mesafesi pek fazla değildir. Sadece yaklaşık 300 metre uzunluğunda olan Muessir Vadisi var arada. Bu üç yer yani Arafat, Meş'arul Haram ve Mina ortada yer almışlardır. Hacılar ilk önce Arafat'a gider, sonra Kurban Bayramı gecesi olan bu gecede Meş'arul Haram'a gelir ve yarın sabah da Mina'ya doğru hareket ederler. Arafat, harem bölgesinin dışındadır. Fakat Meş'arul Haram ve Mina, harem bölgesinin içinde yer almıştır. Hacılar farz olan sadece burada bulunmaktadır. Demişlerdir ki Meş'arul Haram'a girince Allah'ın emrine itaat etmek niyetiyle burada kalın ve sabah ezanından güneş doğuncaya kadar haccın farz amellerinden biri olan burada vakfe yapmak niyetiyle burada kalmak gerekir. Temettü haccının amellerinden biri olarak Allah'ın emrine itaat etmek için burada kalmamız gerektiğinin bilincinde olmamız niyet olarak yeterlidir. Temettü haccının amellerinden birini yerine getirmek için sabah ezanından güneş doğuncaya kadar burada kalır da uyur ve sabah namazından sonra uyanırsak sakıncası yoktur. Güneş doğduktan sonra da Kurban Bayramı'nın amellerini yapmak için Mina'ya doğru hareket ederiz. Burada Allah'ı zikretmek müstehaptır. Kur'an-ı Kerim de buna işaret ederek Meş'arul Haram'a girdiğiniz zaman Allah'ı zikredin diye buyurulmaktadır. Zamanımızın bir bölümünü Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Subhanallah gibi zikirleri söyleyerek geçiririz. Meş'arul Haram'da okunması müstahap olan kısa dualar da var ama uzun dualar yoktur. Burada okunacak dualar kısadır. Burada yapılması müstahap olan diğer bir amel de Kurban Bayramı günü ve yine 11. ve 12. günlerde cemrelere vurmak için çakıl taşı toplamaktır. Çakıl taşları harem bölgesinden toplanmalıdır. Mekke şehrinden toplanmasının sakıncası yoktur. Mina'dan da toplanabilir. Meş'arul Haram'dan da toplamamız sakıncasızdır. Fakat Arafat'tan toplanmaz. Çünkü dediğimiz gibi Arafat haremin dışında yer almıştır. Fakat taşları bayram gecesi yani bu gece Meş'arul Haram'dan toplamamız müstahaptır. Son zamanlarda normalde ziyaretçilerin toplandığı yerlerde bazen dağlara, etrafa ve çakıl taşlarının bulunacağı yerlere gitmek engellenebileceği için taşları Mekke'den toplamanın bir sakıncası yoktur. Daha sonra akşamleyin bayram gecesi Meş'arul Haram'da çakıl taşlarını toplayabilecekleri bir yerde duracak olursa yeniden oradan toplamaları veya oradan tamamlamaları sakıncasızdır.
Çakıl taşlarını teker teker toplamak müstehaptır. Yani büyük bir taşı kırmamak gerekir. Ancak büyük bir taşı kırarlarsa ve sonra teker teker toplarlarsa bunun da sakıncası yoktur. Teker teker toplanması daha iyidir. Çakıl taşlarının büyüklüğü parmağın bir boğumu kadar olmalıdır. Demişlerdir ki çakıl taşları ne kum denecek kadar küçük olmalı ve ne de çok büyük olmalıdır. Her durumda çok büyük olmamalıdır. Yarın birinin başına değecek olursa bir zarar verecek kadar büyük olmamalıdır. Cemreleri taşladığınız zaman attığınız taşı göremeyecek kadar küçük de olmamalıdır. Çakıl taşlarını illa da kendimiz toplamamız gerekmiyor. Yani eğer başka biri de çakıl taşı toplayıp bize verirse veya ondan alırsak bunun da sakıncası yoktur. Fakat çakıl taşlarını insanın kendisinin toplaması ve yine teker teker toplaması müstehaptır. Büyükçe bir taşı kırıp parçalamamak gerekir. Fakat kıracak olursak sakıncasızdır. Meş'arul Haram'da vakf ve amelleri kısaca böyledir. Yarın sabah güneş doğduktan sonra buradan hareket edeceğiz. Güneşin doğuşunu da ilan edilen saat üzerinden daha iyi anlayabiliriz. Çünkü burada yüksek dağlar olduğundan sabahleyin güneşin doğuşu görülmemektedir. Güneşin doğuş saati belli olur da aklınızda kalırsa bu daha iyidir. Birkaç dakikada ihtiyat ederek geç hareket etmek tabii ki daha iyidir. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك. Bugün sabah güneş doğduktan sonra Meş'arul Haram'dan hareket edip Kurban Bayramı gününün amellerini, yani son cemreyi taşlamak, kurban kesmek, saçı tıraş etmek veya taksir yapmak için Mina'ya geldik. Bunlar Kurban Bayramı'nda yapılması gereken amellerdir. İlk önce son cemreyi taşlayacağız. Sonra kurban kesecek ve ondan sonra da taksir yapacak veya başımızı tıraş edeceğiz. Son cemreyi taşlama konusunda dikkat edilmesi gereken bir takım konular var. Bu taraftan, yani Meş'arul Haram'a girdiğimiz bu taraftan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hacılardan bir kısmı gidip taşlama yapmış ve geri dönüyorlar. Bir kısmı da daha yeni gidiyorlar. Hif mescidinden sonra Mina'nın sonunda 3 taş sütun var. Bu sütunlardan birincisine birinci cemre, ikincisine orta cemre ve üçüncüsüne ise son cemre veya büyük cemre diyorlar. Kurban Bayramı günü İki sütundan, yani birinci ve orta cemreden geçip son cemreye gidip onu taşlamamız gerekiyor. Bir takım hükümler cemreye vurmamız gereken çakıl taşlarıyla ilgilidir. Bir takım hükümler de taşlamayı nasıl yapmamız gerektiğiyle ve çakıl taşlarının büyüklüğüyle ilgilidir. Dedik ki taşlar ne kum denilecek kadar küçük olmalı ve ne de büyük taş denilecek kadar büyük olmalıdır. Parmağın bir boğumu kadar olursa iyidir. Bundan daha küçük ve daha büyük olması uygun değildir. Diğer bir konu çakıl taşlarının harem bölgesinden toplanmasıdır. Mekke şehri ve Mekke'nin etrafı belirtilen sınırlara kadar harem bölgesidir. Yani çakıl taşları Mekke'den toplanmış olursa sakıncası yoktur. Meş'arul Haram'dan veya Mina'dan toplanmışsa bunun da sakıncası olmaz. Fakat çakıl taşlarının Kurban Bayramı gecesi Meş'arul Haram'da vakfe yapılırken oradan toplanması müstehaptır. Diğer bir mesele çakıl taşlarıyla daha önce taşlama yapılmamış olması gerekir. Yani ilk defa kendisi taşlamada kullanması gerekir. Ondan önce başka biri onlarla taşlama yapmamış olmalıdır. Taşları Meş'arul Haram'dan veya başka bir yerden toplamamız yeterlidir. Cemrelerin yakınına dökülen çakıl taşları daha önce kullanılmış olabilirler. Onun için taşlama yaparken onları kullanmamalıyız. Diğer bir konuda bu çakıl taşları mubah olmalıdır. Yani kendimize ait olmalıdır. Başka birine ait olmamalıdır. Fakat taşları başka biri toplayıp bize verse
bunun da sakıncası yoktur. Ama taşlamaya giderken yanlışlıkla başkasının taş şişesini almamaya dikkat edin. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Taşların pak olması gerekmez ama pak olması daha iyidir. Yine taşlamayı yapan kişinin taharetli olması, abdestli olması da gerekmiyor. Ama abdestli olması müstahaptır. Cemreyi taşlama konusunda da her şeyden önce 7 taşın hepsi cemreye isabet etmelidir. 7'den fazla veya az taş vurulmamalıdır. Fakat taşlama yaptıktan sonra 7 taşın cemreye değip değmediğine şüphe ederseniz 7'sinin isabet ettiğine emin olmak için yine taşlama yapmalıyız. Ama 7 taşın cemrelere arka arkaya değmesi şart değildir. Yani örneğin 3 taş vurduktan sonra 4.sü değmezse ve sonra 5.si değerse bu 4. taş sayılır ve bu şekilde doğrudur. Diğer bir mesele de taşlar atılarak cemreye isabet etmelidir. Yaklaşıp taşları oraya bırakmak yeterli değildir. Gerçi normalde böyle bir şeyle karşılaşılmamaktadır. Bayram günü cemre taşlanırken normalde o kadar kalabalık oluyor ki taşları yaklaşıp oraya bırakma mümkün olmuyor ve kesinlikle atmak gerekir. Taşlamada müstahap olan bir ameli de huzurlarınıza arz edeyim. Son cemreyi taşlarken sırtımız kıbleye gelecek şekilde durmamız müstahaptır. Ama farz değildir. Ama bu taraftan gittiğimizde cemreyi geçip o taraftan taşlamamış müstahaptır. Çünkü kıble bu taraftır. Buradan geçip o taraftan cemreyi taşlamamız müstahaptır. Fakat bayram günü son cemre çok kalabalık olduğu için hangi taraftan vurulursa sakıncası yoktur. Bu müstahaba uymayabilirsiniz. Cemreleri taşlarken de ister son cemre olsun ister sonraki günlerde her 3 cemreyi taş attığımız her defasında tekbir getirmek müstahaptır. Fakat tekbir getirmeseniz de bir zararı olmaz. Bu tekbir tevhi ehli olan kişiler bağlantımız olduğunu ve onlara karşı sevgi beslediğimizi dile getirmemiz anlamındadır. Taş vurmak müşrikler ve şeytanlardan beri oluşumuzun ifadesidir. Gerçekte bu 3 sütun son cemre ile yarın ve öteki gün taşlayacağınız diğer 2 cemre bunlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'i kurban kesmek istediğinde onu vesvese eden ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı taşlayıp kendisinden uzaklaştırdığı şeytanın sembolüdür. Hazreti İbrahim böylece vazifesi gereğince Allah'ın emrine itaat etmiştir. Biz de bu amelimizle gerçekten Arafat'ta şeytanlarla mücadele ediyoruz veya bu mekanlara Allah'ı zikredip dua ve Kur'an okumakla birlikte Allah'ın düşmanlarından da beri olduğunuzu ilan edin. Peygamber Efendimizin emriyle müminlerin emiri Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Beraat Tevbe suresinin ayetlerini Arafat'ta veya Mina'da hacılara okuduğu meşhurdur. Son cemreyi taşladıktan sonra Allah yolunda bir kurban kesilmesi gerekir. Sonra taksir yapmalıyız. Kurban bayramı gününün amelleri bunlardır. Son cemreyi taşlamak, kurban kesmek, saçı tıraş etmek veya taksir yapmak, kurbanla ilgili meseleleri ise Allah'ın izniyle mümkün olursa mazbahaneden huzurlarınıza açıklayacağız. Kurban bayramında son cemreyi taşladıktan sonra hacıların temettü hacının amellerinden biri olarak Allah yolunda bir kurban kesmesi gerekir. Kurban kesilebilecek hayvanlar deve, inek ve koyundur. Normalde kurban olarak bu hayvanlar kesiliyor. Çoğu hacılar koyun kurban kesiyorlar.
Kurban kesilecek hayvanın bir takım şartları olması gerekir. Normalde kurban kesmeye gidenler bu şartları biliyorlar. Hem hayvanın yaşı hem sağlığı, eksik ve kusuru olmaması gibi şartları normalde kurban kesmeye giden hacılar bilirler. Fakat önemli olan mesele şudur. Bütün hacılar kendilerinden taraf kurban kesmeleri için diğerlerine niyabet verebilirler. Kendilerinden taraf diğer insanlar mezbahaneye gidip kurban kesebilirler. Bayanları hiçbir şekilde mezbahaneye almıyorlar. Bütün erkeklerin de mezbahaneye gidip orada kurban kesmeleri imkansız olduğundan her kafile veya gruptan bazı kişiler niyabet alarak mezbahaneye gidip kurban keserler. Allah bu zahmeti üstlenen kardeşlerimizden razı olsun. Bu kardeşlerimize tavsiyemiz, özel bir toplantıda kafilenin hocasıyla görüşüp kurban kesilecek hayvanın taşıması gereken şartları öğrenmeleridir. Kurban keserken bu şartlara dikkat edilmesi gerekir. Bismillah söylemek ve kurbanı kıbleye doğru boğazlamak dikkat edilmesi gereken konulardır. Hacılar da cemreyi taşladıktan sonra, cemreyi taşladığınızı ve artık kendilerinden taraf kurban kesebileceğinizi bildirmeleri gerekir. Sizden taraf kurban kesildiğini size bildirmedikçe saçınızı tıraş etmemeli veya taksir yapmamalısınız. Yani sizden taraf mezbahaneye giden kişilerin kurbanının kesildiğini size haber vermelerini bekleyin. Ondan sonra vazifeniz saçınızı tıraş etmek ise tıraş ve eğer taksir yapmaksa taksir yapmalısınız. Saçı tıraş etmek veya taksir yapmakla kurban bayramı gününün amelleri son bulur. Taklit mercilerinin çoğunun fetvası şöyledir. İlk hacları olan kişiler ister kendilerinden taraf ve ister diğerlerinden taraf olsun saçlarını tıraş etmelidirler. Ama ilk hacıları olmayanlar saçlarını tıraş edebilecekleri gibi onun yerine taksir de yapabilirler. Ancak her durumda saçı tıraş etmek de faziletlidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك. Kurban bayramı günü sona erdi. Zilhicce ayının 11. gecesinde geceyi Mina'da geçirmek için Mina'da bulunan bir grup hacının huzurundayız. Hacılar Zilhicce ayının 8. gününün ikindi vakti Mekke'de ihrama girdikten sonra Arafat'a gittiler. Arefe gününü yani dünü Arafat çölünde, İrfan ve Tanıva çölünde geçirdiler. Sonra da hep birlikte Arafat'tan dışarı çıktılar ve Kurban Bayramı gecesi olan dün geceyi şuur ve bilinçleme vadisi olan Meş'arul Haram'da geçirdiler. Sabaha kadar orada kaldılar. Meş'arul Haram'ın diğer adı da Muzdelife'dir. Muzdelife insanların hep birlikte girdiği yer anlamındadır. Bu sabah hep birlikte orada hareket ederek Meş'arul Haram'dan Mina'ya geçtiler. Mina'da Kurban Bayramı gününün amellerini yani son cemreyi taşlama, kurban kesme, saçı tıraş etme veya taksir yapma eylemini gerçekleştirdiler. Gördüğünüz gibi saygıdeğer hacılardan bir grubu saçlarını tıraş etmişler ve ilk hacıları olmayan diğer bir grup taksir yapmışlar ve diğerleri ise daha bu ameli yerine getirmeye muvaffak olamamışlardır. Örneğin taşlamayı yapmış fakat kurban kesemedikleri için bu ameli yarına bırakmışlardır. Kurban bayramı gününün amellerini yaptıktan sonra 11. gece yani bu gece ve yine yarın gece hacıların akşamın ilk vaktinden gece yarısına kadar temettü haccının amellerinden biri olarak Mina'da kalmaları gerekir. Güneşin batışından doğuşuna kadarki zaman dilimini hesapladığımız zaman bu
Bunun yarısı gecenin yarısıdır. Bunun ilk yarısını Mina'da geçirmek gerekir. Fakat bazı taklit mercilerinin fetvasına göre gecenin ilk yarısını Mina'da geçirmeye muvaffak olamayanların ikinci yarısını orada geçirmeleri yeterlidir. Vakit çeşitli zamanlara göre değişebileceğinden gecenin yarısı dediğimiz şekilde hesaplanıp tespit edilmelidir. Yani taklit mercilerinin fetvalarını kafilelerinizdeki saygıdeğer hocalarımız açıklayacaklardır. Ancak kısaca değinecek olursak hac amellerinden biri de 11. ve 12. geceleri Mina'da geçirmektir. Allah'ın emrine itaat etmek ve kurbet kastıyla gecenin yarısı burada kalmak gerekir. Bu amel de niyetle yapılmalı. Allah'ın emrine itaat etmek ve kurbet kastıyla olmalıdır. Yani hacı bu geceyi burada geçirmesi gerektiğinin ve bunun haccın amellerinden biri olduğunun bilincinde olması ve bunu da kurbet kastıyla yapması yeterlidir. Bunu zihninden geçirmesine, özel bir ilgi göstermesine ve diliyle söylemesine gerek yoktur. Haccın amellerinden biri olarak kurbet kastıyla bu geceyle yarın geceyi Mina'da geçirmesi gerektiğinin bilincinde olması yeterlidir. Yarın yani 12. geceyi de aynı şekilde Mina'da geçirmesi gerekir. Hacılar kurban bayramında son cemreyi nasıl taşladılarsa aynı şekilde 11. ve 12. günde her 3 cemreyi taşlarlar. Yani bugün akşama kadar hacılar iki cemreyi atlayıp birinci cemre ile orta cemrede taşlama yapmadan ilerleyip son cemreyi taşladılar. Ama yarın her 3 cemreyi taşlamaları gerekir. Yani bu taraftan Mina'nın sonuna giderken Mekke şehrine daha yakın olan diğer taraftan birinci cemreye 7 taş vuracaklar. Sonra orta cemreye ve peşinden de son cemreye aynı şekilde 7 taş vuracaklar. Haccın farz amellerinden diğer birini yapmak, yani 3 cemreyi taşlamak için cemrelerin yanına geldik. Dediğimiz gibi 11. ve 12. günlerde 3 cemreden her birine 7 taş vurmamız gerekir. Mina'da çadırlarımızın bulunduğu yerden geldiğimiz zaman Heyf Mescidinden sonra gördüğünüz gibi ilk önce 1. cemreye ulaşıyoruz. Biz şimdi 1. cemrenin yanındayız. 1. cemreye 7 taş vurduktan sonra aynı yolun uzantısında orta cemre bulunuyor. Orta cemreye de 7 taş vuruyoruz ve peşinden son cemreye gidip son cemreyi taşlama konusunda anlattığımız gibi 7 taş da ona vuruyoruz. Taşlama yaparken her çakıl taşını attığımızda tekbir getirmemiz ve yine 1. ve orta cemreyi taşlarken yüzümüzün kıbleye doğru olması, yani bu taraftan geldiğinizde yüzünüz kıbleye doğrudur. Bu yönde durup taşlama yapmamız ve son cemreyi taşlarken de sırtımızın kıbleye doğru olması, yani cemreyi geçip diğer taraftan taşlamamız müstahaptır. Bu müstahap bir ameldir. İzdiham nedeniyle bu ameli yapmanız mümkün olmazsa hangi taraf seyrek olur da oradan taşlama yaparsanız yeterlidir. 11. günde 3 cemreyi taşladıktan sonra geceyi Mina'da geçirmemiz gerekir ve yarın 12. günde 3 cemreyi aynı şekilde taşlarız. 12. günde taşlamayı yapıp bitirdikten sonra bazen hacıların ellerindeki çakıl taşlarını bıraktıkları kese ve torbaları cemreye attıkları ve cemrelerin dibinin bu torbalarla ve fazla kalan taşlarla dolduğu görülmektedir. Cemrelerin dibinin bu gibi şeylerle dolmaması için hacılara fazla kalan çakıl taşlarını yanlarında götürüp boş bir yere dökmelerini tavsiye ediyoruz. Taşların ve taşlamanın nasıl yapılması gerektiğini de son cemreyi taşlama konusunda açıklamıştık. Dolayısıyla yarın ve ötesi gün hacıların üzerine farz olan amel 3 sütunu, yani 3 cemreyi taşlamaktır. Taşlamanın zamanı ise güneşin doğuşundan batışına kadardır. Cemrelerin bu zaman diliminde taşlanması gerekir.
Saygıdeğer hacılar cemrelerle aralarındaki mesafe uzun olduğu için sabah namazını kıldıktan hemen sonra cemreleri taşlamak için hareket ederler ve güneş doğduktan sonra cemreleri taşlarlar. Ancak şu noktaya dikkat etmeniz gerekir. Cemreler iki sıra dağın arasında yer aldıkları için güneşin doğuşu net olarak belli olmuyor. Onun için güneşin doğuşunu ilan edilen vakitlerin üzerinden hesaplamanız gerekiyor. İhtiyat gereği sabredip güneşin doğduğuna emin olduktan sonra cemreleri taşlayın. Cemreleri gün boyunca istediğiniz zaman taşlayabilirsiniz. Ancak akşama kalmamalıdır. Bu süre içerisinde cemreler taşlanmalıdır. Zilhicce ayının 12. gününde taşlama bittikten sonra hacılar artık Mekke'ye dönebilirler. O halde 12. günde öğle ezanından sonra Mina'dan çıkabilirsiniz. Bazen buradaki yakın olan camiden ezan sesini duyabilirsiniz. Ama duymayabilirsiniz de. Bazen ezan okunuyor. Dikkat edip öğlenin ne zaman girdiğini öğrenebilirsiniz. Yine vazifenize aykırı hareket etmediğinize emin olabilmek için bir süre ihtiyat edip Mina'dan biraz geç çıkın. Dolayısıyla hacılar 12. günde öğleden sonra Mina'dan çıkabilirler. Ama öğleden önce çıkamazlar. Bu zaman diliminde yani sabahtan öğleye kadar cemreleri taşlamış olmalı gerekir. Şunu da belirtelim ki eğer hacı 12. günde Mina'dan çıkamaz da güneş batıncaya kadar burada kalırsa 13. gece orada kalıp 13. günde de yine 3 cemreyi taşlamalıdır. Gerçi son yıllarda normalde böyle bir durumla karşılaşılmamaktadır. Normalde kafilelerin sorunları öğleden önce cemreleri taşlayıp öğleden sonra da buradan hareket edip Mekke'ye gideceğiniz şekilde program yapmak. Mina amellerinin üçü bayram gününde yapılır. Bunlar son cemreyi taşlamak, kurban kesmek ve saçı tıraş etmek veya taksir yapmaktan ibarettir. Bu üçü mümkün olduğu takdirde kurban bayramı gününde yapılmalıdır. İkisi de 11. ve 12. geceye aittir. Yani bu iki geceyi Mina'da geçirmek, ikisi 11. ve 12. günlere aittir. Bu iki günde 3 cemre taşlanır. Yani sırasıyla 3 cemre sütunlarına taş vurulur. Mekke amelleri Kurban Bayramı gününün amellerinden sonra da yapılabilir. Mina amellerinden sonra Mekke amelleri yapılması gerekiyor. Bu amellere Mina amellerinden sonraki ameller deniliyor. Bu ameller ziyaret tavafı da denilen hac tavafı, hac tavafının namazı, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak, Nisa tavafı ve Nisa tavafı namazından ibarettir. Mina amellerinden sonra yapılması gereken bu amellere Mekke amelleri deniyor. Kurban bayramı gününde saçınızı tıraş ettikten veya taksir yaptıktan sonra bu amelleri yapabilirsiniz. Ama normalde yorgun oluyorsunuz ve bayram günü genelde bunu yapmak mümkün olmuyor. Yollar kalabalık oluyor. Mekke'ye gitmek için araç bulunmuyor. Mekke'ye gidip bu amelleri yerine getirdikten sonra geceyi Mina'da geçirmek için geri dönme imkanı çok az oluyor. 11 ve 12. gün ve hatta Mekke'ye gittiğiniz 12. günde öğleden sonra da bu amelleri yapabilirsiniz. Bu amelleri yerine getirmek için program yapabilirsiniz. Kurban bayramı günü saçınızı tıraş ettikten veya taksir yaptıktan, yani saçınızdan veya tırnağınızdan bir miktarını kestikten sonra güzel kokan sabun veya diş macunu koklamak gibi güzel koku ve ıtır kullanmak hariç, ihrama girdiğiniz zaman ihram nedeniyle size haram olan bütün şeyler, örneğin aynaya bakmak, vücudunuzdaki kılları temizlemek, vücuda yağ sürmek ve ziynet için yüzük takmak gibi şeyler saçınızı tıraş ettikten veya taksir yaptıktan sonra helal olur insana. Nisa tavafı ve Nisa tavafının namazı yapıncaya kadar da kadın ve erkeğin birbirlerine haram oluşları da devam eder. Nisa tavafı ve Nisa tavafı namazından sonra kadın ve erkek ihrama girmeden önceki hallerine dönerler.
Bu arada daha önce haram olan fakat ihram halinde günahı daha fazla olan yalan konuşma ve küfretmek gibi ameller haramlığını sürdürürler. Hacıların 11. gece ve 12. günde yapmaları gereken ameller bunlardır. Geceyi Mina'da geçirmek konusunda dikkat edilmesi gereken nokta şu ki, vakfe yapmakta olduğu gibi hacının geceyi Mina'da geçirmek dışında bir şey farz değildir üzerlerine. Yani hacı, haccın amellerinden biri olarak alemlerin Rabbinin emrine itaat etmek için geceyi Mina'da geçirirse bu vazifesini yerine getirmiş olur. Fakat birçok müstahap amelleri vardır. Mina arzular vadisidir, kurban kesme yeridir. İsmail'in kurbangahı burasıdır. Hazreti İbrahim'in oğlunu kurbangaha getirip vazifesini yerine getirdi burada. Hazreti İbrahim şeytanın vesvesesini dinlemeyerek şeytanla mücadele etti. Biz bugün cemrelere gidip 3 cemreyi taşlarken gerçekte o anıları yenileyip ister kendimizle ilgili olan cin şeytanlarıyla, ister nefsi emmaremiz ve ister gerçekten şeytan olan İslam ve Müslümanların düşmanı olan insan şeytanlarla mücadele edeceğimize dair Hazreti İbrahim ve İbrahimilerle sözleşmekteyiz. Burada birkaç sütuna taş vurmamız işin zahiri ve görüntü boyutudur. Fakat bu işin bir de batını ve ruhu vardır. İşte işin batın tarafı bizim üzerimizde etki göstermesi gerekir. Bu topraklarda Allah'tan hacetlerimizi talep etmemiz gerekir. Mina'da kaldığımız gecenin bir bölümünü Allah'a ibadet ve Ravz-ı Niyaz'la geçirmeliyiz. Geceyi Mina'da geçirirken uyumak da sakıncasızdır. Her durumda Mina, Arafat ve Meş'ar toprakları sadece burasıdır. Başka bir yerde bulunamaz. 11. ve 12. gecelerin fırsatı da yılda bir defa geçiyor elimize. Ve Arefe gününe kadar bir daha böyle bir fırsat elimize geçmeyecek. Kim hayatta kalacağını ve buraya gelmenin kime nasip olacağını da Allah bilir. O halde bu altın fırsatları boşuna kaybetmemek ve iyi değerlendirmek gerekir. Bu kutsal topraklarda ve bu mübarek gecede Kurban Bayramı'ndan sonra hacılar amellerini yapıp Allah'ın izniyle bayram yaptıktan sonra sizin için de Allah-u Teala'dan bayramlık olarak bu mübarek mekanların ziyaretini ve bu amelleri yapmayı nasip etmesini diliyoruz. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك. Mescid-i Haram'dan, Kabe-i Mükerrem'in yanı başından siz saygıdeğer izleyicilerimizi selamlıyor. Sizlerin de buraları ziyaret etmenizi arzuluyoruz. Mina amellerini yerine getirdikten sonra Mekke amelleri denilen diğer amelleri yapmak için Mescid-i Haram'a geldik. Bu ameller hac tavafı, hac tavafı namazı, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak, Nisa tavafı ve Nisa tavafı namazından ibarettirler. Yaptığımız ve yapacağımız hac amellerinde 3 tavaf yapmalı ve 3 de namaz kılmamız gerekir.
Biri temettü umrasının tavafı, ikincisi temettü haccının tavafı ve üçüncüsü nisa tavafı. Yine temettü umrasının tavafının namazı, temettü haccının tavafının namazı ve nisa tavafının namazı. Bunların arasındaki tek fark niyettir. Birinci tavafı temettü umrasının tavafı niyetiyle yaparız ve namazını da temettü umrasının tavafının namazı niyetiyle kılarız. Nisa tavafı ve nisa tavafı namazını da nisa tavafı ve nisa tavafı namazının niyetiyle yerine getiririz. Bunların arasındaki tek fark şudur. Temettü umrasının tavafını yapıp onun namazını kılarken ihramlıydınız. Fakat hac tavafı namazı, nisa tavafı ve nisa tavafı namazını yerine getirirken artık ihramlı değilsiniz. Çünkü Kurban Bayramı'ndan saçınızı tıraş ettikten veya taksir yaptıktan sonra ihram elbisesini çıkarmıştık. Ondan sonra hac tavafı namazı, Safa ile Merve arasında say yapmak, nisa tavafı ve nisa tavafı namazını kılmak için Mekke'ye gelmiştik. Bunların hükümlerini daha önce belirtmiştik. Aralarında hiçbir fark yoktur. Tavaf pak elbiseyle 7 defa yapılmalıdır. Hacer-i Esved'den başlayıp Hacer-i Esved'de de bitirilmelidir. Kabe'yi tavaf yaparken sol omuzumuz Kabe'ye doğru olmalıdır. Hicri İsmail'e girmemeliyiz. Mekke amellerinin umre tavafı ve umre tavafının namazıyla niyet dışında hiçbir farkı yoktur. Ondan sonra da Safa ile Merve arasında say yapılır. Bu da yine 7 şarttır. Say Safa'dan başlar ve Merve'de biter. Sonunda da Nisa tavafı ve Nisa tavafı namazı kılınır. Bu konuda birkaç meseleyi huzurlarınıza açıklayayım. Bu amellerin zamanı Mina'da yapılan Kurban Bayramı amellerinden sonradır. Yani Kurban Bayramı gününde son cemreyi taşladıktan sonra kurban kesip peşinden saçımızı tıraş ettikten veya taksir yaptıktan sonra bu amelleri yapabiliriz. Taklit mercilerinin çoğunun meşhur fetvasına göre normalde Zilhicce ayının sonuna kadar bu amelleri yapmak için zamanımız var. Fakat bu amelleri yapmadıkça daha önce değindiğimiz ihram nedeniyle haram olan şeylerden bazıları yine bize haram olarak kalır. Kurban Bayramı gününde saçımızı tıraş ettikten sonra ihram nedeniyle haram olan bütün şeyler, örneğin aynaya bakmak, bedenin kıllarını giydirmek ve erkeklerin gölge altına girmeleri gibi şeyler helal olurlar. Bu arada güzel koku, esans türü şeyler kullanmak ve kadınla erkek birbirlerine haram oluşu halen devam eder. Hac tavafı yapıp hac tavafı namazını kıldıktan sonra Safa ile Merve arasında say yaptığımız zaman ıtır ve güzel koku kullanmak da helal olur. Ancak nisa tavafı yapıp namazını kılıncaya kadar kadın ve erkeğin birbirlerine haram olması hala devam eder.
Diğer bir konuda hac tavafını yaptıktan sonra hemen peşinden namazının kılınması gerekiyor. Fakat hac tavafı ve namazı ile Safa ile Merve arasında sa'y yapmak arasında mesafe düşmesinin bir sakıncası yoktur. Ancak Zilhicce ayının dışında kalmaması gerekir. Diğer bir konu ise Nisa tavafı ve namazı hususundadır. Nisa tavafı ve namazı erkeklere mahsus bir amel değildir. Kadınlar da bu ameli yerine getirmeleri gerekir. Bu ameli yapmadıkları müddetçe birbirlerine haram olurlar. Hatta bekar bir kız ve erkek bu tavafı yapmazlarsa evlenemezler. Bu ameli onların da yapısı farzdır. Onuncu günde Mina'ya dönüp 11. geceyi Mina'da getirirlerse 11. ve 12. günde cemreleri taşladıktan sonra 12. geceyi Mina'da getirmeleri gerekir. 11. gün geri döner ve 12. gece Mina'da kalırlar. On ikinci gün cemreleri taşlarlar. Mina'dan da sonra 12. günde bu amelleri yapacak olurlarsa artık Nisa tavafı ve Nisa tavafı namazından sonra temettü haccının bütün amelleri son bulur. Biz Zilhicce ayının 8. gününde veya 9. gecesinde ya da 9. günün sabahında Mekke'de hac için ihrama girdik. Sonra Arafat'a gittik. Öğleden güneş batıncaya kadar Arafat'ta kaldık. Akşam olunca Meş'arul Haram'a gittik. Geceyi orada geçirdik. Bayram günü Mina'ya gittik. Mina'da son cemreyi taşladık. Peşinden kurban kesip saçımızı tıraş ettik veya taksir yaptık. Sonra da 11. ve 12. geceyi Mina'da geçirdik. Geceyi Mina'da geçirmek niyetiyle gece yarısına kadar orada kaldık. 11. ve 12. günlerde de 3 cemreyi taşladık. Sonra da bu amelleri yaptık. Yani hac tavafı, hac tavafı namazı, Safa ile Merve arasında say, Nisa tavafı ve Nisa tavafı namazı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel ni'mete leke vel mulk, la şerike leke lebbeyk, la şerike leke lebbeyk.